Nasıl geçti Demiroğulları'yla toplantı? Konuşamadık hiç. Beklediğimiz gibi. O ne yaptı seni görünce? Yani Hazal. Şaşırdı. Peki sen ne hissettin Kenan? Biliyorum, için hala çok sıcak. Koca bir boşluk. Hem içimde, hem de ona baktığımda onun olduğu yerde. Onu hala... Hazal. Sevdiğim kız. Öldü. Evet dedi. İmzayı attığı yere gömdüm onu. Benim derdim Demiroğulları'yla. Hazal'ın bir önemi yok yani. Yok. Ne oldu kız? Böyle apar topar geldin. Ne halt ettin de mis gibi işinden kovuldun sen? Kovulmadım baba. Ben ayrıldım. İyi bok yedin. Boşuna mı razı oldum oralarda yalnız başına kalmana ha? Geleceğine yatırım dedim. Razı oldum. Biraz sabat etsen, Fural Bey'in gözüne girer, terfi bile olurdu salak kızım. Tabii canım. Seni genel müdür yapan damadın acaba Ebru'yu hangi makamlara getirdi değil mi? Kim bilir? Böyle abuk sabuk konuşma Melek. Sen benim ne kadar stratejik bir konumda olduğumu bilsen o evde. Aklın şaşar, aklın. Sağ ol oğlum. Neyse, ben gidip yatayım. Sabah erkenden konakta beklerler beni. Ben orada olmayınca da işler yürümüyor işte. Bak, 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 bak şu hallere de bak. Duyan'la koskoca Demiroğulları şirketi senin üstüne yapmış sanır ha. İnşallah bir gün o da olur. Neticede dönürüm ben. Sinir kadın ya. Ben de artık yatayım. Yarın babamla gidip Hazal'ı görürüm. İyi geceler. İyi geceler kızım. Allah rahatlık versin. Şu senin kocan var ya, hiç sevmiyorum ha. Uğursuz elim. Ah benim güzel meleğim. Sen bu Halil denecek adama yar olacak kız mıydın? Azizim var ya, gözün kör olsun. Ne? Yarım söylüyorsam da yalan söylemiyorum. Aman Allah, tamam işte. Geçmiş, olan olmuş, boş ver. Ama niye? Sustum.